Merhaba gençler. Pamukkale Üniversitesi yüz yüze eğitim açıklaması yaptı. Buna değineceğim. Son dakika izlerseniz neyin ne olduğunu anlarsınız. Siz de bu tarz videolar için ve geri kalan üniversitelerin açıklaması için kanalımıza abone olmayı ve video beğenmeyi unutmayın. Yorumda kısımlarımız varsa belirtin. İyi seyirler. Şimdi arkadaşlar Pamukkale Üniversitesi değerli öğrencilerimiz Eylül ayında başlayacak olan yeni eğitim öğretim yılında yüz yüze eğitime yeniden başlamak istiyoruz. Bunun için sizleri COVID-19 için geliştirilen aşıların 1 ve 2. dozlarını yaptırmış olmanız, sağlıklı ve güvenli eğitim ortamına oluşmanız açısından önem arz etmektedir. Bu nedenle aşı bilgilerinizi danışmanlarınıza 29 Temmuz 2021 tarihine kadar bildiriniz diye açıklamada bulundu Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi arkadaşlar Pamukkale Üniversitesi'nin bu açıklaması direkt akıllara şunu getiriyor. Özellikle danışmanlarınıza bildiriniz demesi birinci ve ikinci doz yapılanlar üniversitedeki danışman hocalarına aşı bildiriyorlar işte biz yaptık yapmadık diye. Bunların böyle bildirmesi arkadaşlar bu kesinlikle üniversitenin Pamukkale Üniversitesi'nin aşı yapanlara ayrı bir model, aşı yapmayanlara farklı bir model getireceğim en büyük göstergesidir. Yani aşı yapanla yapmayanlar farklı olacak. Benim kendi şahsi fikrim Pamukkale Üniversitesi için konuşuyorum aradığımda. Şu anda aşı yaptıranların sayısının az olduğu için aşı yaptıranların yüz yüze eğitim yap göreceği, aşı yaptırmayanlar ise onunla eğitim göreceği gibi bir planlama olduğu şu anda gündemde. Eğer aşılanma biraz daha fazla olursa aşılanma yapmayanlara kayıp donanma hakkı sadece verecek arkadaşlar. Şu anda aşılanma Pamukkale Üniversitesi öğrencileri için kötü gittiği için. Nereden biliyoruz kötü gittiğini? Çünkü arkadaşlar aşı yaptıranlar danışman hocalarına hocam biz aşı yaptırdık diye bilgi vermek zorunda. Çünkü bakın burada söylüyor. Danışman hocanızı 29 Temmuz'a kadar bildiriniz diye bilgi vermiş. O yüzden arkadaşlar aşı yaptıranlar ve yaptırmayanlar arasında büyük bir fark olacak. Aşı yaptıranlar dediğim gibi yüz yüze eğitime görecek. Aşı yaptırmayanlar ya online eğitim ya da kayıt donanma hakkı verecektir. Peki bu ne zaman belli olur? Arkadaşlar Pamukkale Üniversitesi'nin bu online eğitim ya da kayıt donanma hakkı Ağustos ayı içerisinde belli olacak. İlk başta Sağlık Bakanı YÖK'e tavsiye verecek. YÖK de olayı üniversitelere bırakacağını düşünüyoruz. Üniversitelerde kendi modellerine kendileri karar verecek arkadaşlar diye düşünüyoruz. Tabi artık her şey Ağustos ayında belli olacak. Sizce Pamukkale Üniversitesi tamamen yüz yüze yapar mı? Yoksa isteyen online isteyen yüz yüze ya da hibrit model diye bir model var ya da onu yapabilir mi? Tamamen yorum kısmında bu yorumlarınızı bekliyorum. Sizce hangi model yapacak? Yüz yüze yapma ihtimali var mı? Ya da kayıt donanma ihtimali var mı? Ya da hibrit model yapma ihtimali var mı? Ya da online yapma ihtimali var mı Pamukkale Üniversitesi'nin? Mutlaka yorumlar kısmına yorumlarınızı bekliyorum. Özellikle Pamukkale Üniversitesi öğrencilerinin de yorumlar kısmına yorumlarını bekliyorum. Kanalımıza abone olmayı ve video beğenmeyi unutmayın. Geri kalan üniversiteler açıklama yaptığı sürece biz paylaşmaya devam edeceğiz. Hızlı konuştum, farkındayım. Çünkü video uzamasını istemiyorum. Kısa ve öz olsun. Takipte kalmaz dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.